Selamlar her şeyin bir ailesi. Ben Murat Şişkolu. Yanımda her zaman olduğu gibi Yavuz Şişkolu var. Bugünün konusu Doğu'da ve Batı'da 1.8 eşleşmeleri. Evet abi uykumuzu da aldık. Acayip enerjiyiz bugün. Baksit'le başlayalım abi. Tevellütü olan bir eşleşme olmasını sevindim. Daha önce 2 yıl arka arkaya denk gelmişlerdi, oynamışlardı. Biraz daha böyle olayların olması playoff atmosferinde şenlendiren bir hadise. Doğru. Fakat Heat eski formunda değil, eski gücünde değil. NBA finali oynadığı, konferans finali yaptığı dönemki durumunda değil. Biraz zayıflıkları da mevcut. Evet. Yani bu sefer bu programda biraz daha farklı gideceğiz. İki serilerinde hani hem birer ki, tane, birer mevcudu. tane kilit ve şeyleri seçeceğiz. Dediğin gibi 2020'de Heat Bubble'da 4-1 kazanmıştı. 2021'de de Bucks bu sefer süpürmüştü 4-0. Geçen sezonda Heat konferans finali oynamıştı ve Celtics'e 4-3 yenilmişti. Ee, ne diyorsun abi yani Yannis-Butler eşleşmesi sence nasıl geçer? Şimdi burada tabi ele almak gereken hadiselerden bir tanesi Heat'in hücum reytinginde ligin sondan 6. sırasında olması. Evet. 30 takım içinde 25'inciler, savunma reytinginde de 9. sırada yer alıyorlar. Şimdi bu açıdan baktığınızda aslında birbirine biraz daha ters düşebilecek iki takım var çünkü Bucks'ta da hücum reytingi ligin 12.si Savunma reytinginde ise dördüncüsü durumda. Dolayısıyla iki takım da birbirini kitleyebilir yani birbirinin oyununu aşağı çekebilir hı hı. bir potansiyelde gözüküyor. Ve tabii ki özellikle Bucks'ın kadro zenginliği, kadro derinliği bana göre Celtics'ten sonra en iyi ikinci kadro Bence düzeyinde. Değil. Çünkü bir pozisyonunu oynayabilen Drew Holiday'i var, Javan Carter var, Goran Dragic'i var. Doğru. Holiday ve Dragic zaten gayet tecrübeli isimler. E onun haricinde Grayson Allen, Pat Connaughton, Wesley Matthews gayet iyi iki numaralar. Chris Middleton biraz böyle sürüncemedi ama Joe Ingles da oynamayı bilen bir isim. Hı hı. O da var, Yannis var, Jay Crowder var, Brook Lopez var, Bobby Portis var, Miles Leonard var. Zaten 10 tane falan gayet düzgün adamları var. Var Allah var diyebiliriz. E, gayet biliyoruz. iyi. Heat'te bunun eşleniği pek yok. Heat'te eşleniği yok. Ben de bu sezon şeylere baktım hani klasik hani söylemek için söyleyeyim dedim. Bu sezon Bucks la Heat normal sezonda 2 galibiyet Bucks, 2 mağlubiyette şey Heat almış ama İşin garibi iki maçta Yenis direkt oynamamıştı. Tamam. Bir maçta da Yenis sakatlığından dolayı sadece ilk 6 dakika oynamıştı. Yani aslında bu sezon içindeki eşleşmelerde çok iyi bir gösterge değil bence. Yanıltıcı ve tabii şunu unutmamak lazım. Yani Miami Heat de aslında 3 tane oyuncu sadece 20 sayı barajını geçebildi. Butler, Adebayo ve Hı. Tyler Hero. Bunun haricinde bilhassa Kyle Lowry, Caleb Martin ve Max Strass gibi oyunculardan yeterli verimi alamıyor. Zaten hani Duncan Robinson bilmem ne vesaire olmamıştı Üretemiyorlar ya. sezon içinde. Ve tabi çok önemli bir eksik bence. Sixers da artık kendisi ve geçmişte Bucks'ın oyuncusu olduğu için de burada değinilmeyi hak ediyor. P.J. Tucker Miami Heat'te değil ve bu gibi bir oyuncu aslında özellikle pota altında belli oyuncuları durdurmak için ve kenardan da dış atış desteği getirebilmek için falan özellikle köşe üçlüğünde çok faydalı olurdu. Tabii. Fakat bu yok ve haliyle serinin belirleyici durumu da pota altında kopacaktır. Çünkü Wemby Adebayo zaten hatırlayacağınız gibi Play-in'lerin ilk maçında Atlanta Hawks'ta Clint Capela'yı durduramadı. 8 Dur hücumcu adam yani 8 hücum ribaundu toplamda da 21 ribaund mu aldı Capela? Evet, 21 ribaund. Yani bir maçta bir insan 21 ribaund alıyorsa yani ben ilk başta şunu düşünürüm. Hani adam galiba 2 ikiyon rakipte 1.80. Yani i̇şte, bir tabii. şey kopmuş. Çünkü Adebayo özelinde değil ama diğer oyuncular neredeydi abi? Yani 21 ribaund bir insan nasıl aldırabilirsin? Yani i̇şte evet ya adam çok spektaküler bir performans sergilemişti. Ya da sen de iyi e bak ya da bir şey yapamadın yani. Şimdi böyle bir durumda da tabii zaten köşeye Yanis'i konumladığı durumda bile baksın. Yanis'in drive'larıyla veya daha doğrusu katıyla sayı bulabildiğini biliyoruz. Tabii. Haliyle illi uzunların şut tehdidinden bahsetmemize de gerek yok. Yani Lopez veya Bobby Portis zaten bir uzunu dışarı çekecek Doğru. maç boyunca, eşleşmeler boyunca. Zaten zayıf olan bir pota altı savunması gittikçe güç kaybedecek Heat içinde. Şimdi burada tabi dış atışın etkin olması çok önem kazanıyor Miami cephesinde fakat bunu ne kadar gösterebilirler bence soru işareti çünkü sezon boyunca yeterli performansı yakalayamadılar. Kevin Love geldi ama o Love eski Love mı onu da bilmiyoruz. Değil. Bence değil. Ve dediğin gibi yani dış atışta çok sıkıntıları var yani böyle Duncan Robinson, Tyler Herro yani bunların böyle toplamda 23'lük denemesinde 3-3'lük atacak senaryoda kazanma ihtimalleri ben çok kolay olduğunu değil. düşünüyorum çünkü işte direkt şey eşleşmelere bak mesela Adebayo Butler üzerinde. E Adebayo'nun yanına şunları koyuyorsun. yani Lopez, Portis üçlüsü evet. var. E Butler üzerinde de J. Crowder, Wesley Matthews ve Jury Holde üçlüsünden bahsediyorsun. çok iyi savunmacılar ve bu insanlar yani Adebayo ve Butler skor üretemedi ya da tıkandığı anlarda başka birisinin olması lazım. Ama dediğin gibi ne Tyler Hero, ne Duncan Robinson, ya ne Stras ya da ne başkaları Değil yani de. yapabilecek mi ben hiç emin değilim. Değil, evet. Şeylere baktım hani geçen videoda da arkadaşlarımız yazmış şey olarak böyle iddia bilmem ne gibi bahis oranları bilmem ne. O yüzden Amerikan sitelerindeki şeylere baktım bahis oranları kaç? Miami Heat'in seri kazanır oranı 7.5 baksın 1.10. E evet. şimdi böyle bir senaryodayken de hani ne kadar konuşabiliriz onu da düşünmedim değil açıkçası. Çünkü 1.10 dedi abi 100 lira koyuyorsun 10 lira kazanabiliyorsun. Arada yani ciddi fark var ama. Böyle bir senaryoda dahi ben şunu düşündüm sadece. Hani Jimmy Butler gibi bir ismin hani bir anı yakalayıp o maçta güzel bir şey yapabilirse ben yani açıkçası baksın bir şekilde hani bir belki bir maçta bir şey yapabileceğini düşünüyorum ama onlar bir şey yok. Hani pek bir ümidim yok. Seri özelliğine ne düşünüyorsun abi hani kilit isim sence? Kilit isim Drew Holiday'dir çünkü bilhassa Chris Middleton'ın böyle daha de bulunan bir sakatlığı var. Dolayısıyla ona yük binmeden mümkün olabildiğince ikincil bir skor üreticisi olarak Drew Holiday'in kendisini göstermesi gerekiyor hı hı. ve bilhassa da tabii Tyler Hero karşısında belli pozisyonlar içinde Jimmy Butler olabilir. Buralarda bir savunma desteği gerekecektir ve tabii transition'ı zorlayabilirse Miami'nin fişini erken çekmek adına önemli bir oyuncu olacaktır. Sen ne diyorsun? Güzel. Yani ben klasik yani garant tercih yan istiyorum. Yani yenmesine kadar şey yaparsa istekli olursa seri bence o kadar hızlı şey olur sona erir. E, X faktör kısmında ben bu sefer şey diyeceğim e, Jimmy Butler diyeceğim. Onda da gene yeni istediğimin benzerini diyeceğim. Yani onun da göreceğiz. nedenli aç olduğunu, nedenli tutkulu olduğunu. Çünkü yani bu savunmayı aşabilmek için yani e, Duncan Robinson, Tyler Heron'un hadi abi sen de atla değil. Senin önce bir şey yapman lazım. Onlar yani çok ileri gidemez. X faktör olarak benim tercihim Jimmy Butler. Ben Tyler Hero'dan yana kullandım burada seçimimi. Çünkü Tyler Hero'nun şut isabet yüzdesi çok istikrarlı olmayabiliyor. Bunu Hı. geçmiş sezonlarda da gördük. Çünkü çok güçlü bir bitirici değil kendisi. Haliyle de 20 sayının üstüne istikrarlı çıkamadığı bir durumda seri erken biter. Dolayısıyla Miami için çok erken bir duş alma imkanı olur. Doğru. Abi o zaman gelelim tahmin kısmına. Ben diyorum ki Milwaukee 4, Miami Heat 1. Ben de 4-0 yazdım bunu baksa. Çünkü Eyvah. belirleyici durum pota 6, Bemadebayo'nun <laughs> yüksek randıman vermemesi durumunda da zaten süpürülmenin önü açılır. Butler tabii ki çok sağlam karakterli bir isim, çok çalışkan bir oyuncu fakat hem Bulls maçında hem de Hawks maçında çok ikna edici bir görüntü ortaya koymadı. E, saha içi avantajı olmasına rağmen bu kadar zorlanan bir takım bence şampiyonluk adayı Bucks karşısında süpürülür diyorum. Vallahi şey güzel tercih herhalde yani Süpürülmezse, yani mesela bir maç bile kazansa hiç sana şey yorumu gelir. Yani. Abi öyle süpür dedik ama olmadı, yorumu gelir gibi hissediyorum. Abi geçelim o zaman batıdaki eşleşmeye. Nuggets Timberwolves bence bu sezon NBA playofflarının ilk tur serilerinde en az izlenecek serisi olduğunu <laughs> iddia ediyorum. Bu verileri de takipte olacağım. Bence izlenmeyecek çünkü Denver Nuggets ahalesi bile şeyde yani gösterdik o istatistiğe göre yerel kanallarda. Denver halkı maçı izlemiyor ya, Denver maçı, abi sende son iki sezonun MVP'si var, adam diyor ki izlemeyeceğim ya ille de mesela Denver Broncos diyor, bilmem ne diyor yani izlemiyor. E şimdi böyle bir senaryo varken Nuggets, Timberwolves serisi nasıl olacak ben de bilmiyorum hani izlemek istiyorum açıkçası evet. hani o bir katlanmak istiyorum bazı şeyler ama bakalım nasıl olacak. Şimdi Wolves'ta tabi aslında çok güzel bir çekirdek var. Baktığınızda iki tane ilk tur draftı var. Onların elinde ilk sıra draftı var. Yani Carl Anthony Towns var ve Anthony Edwards var. Onun dışında Mike Conley dediğinizde, Rudy Gobert dediğinizde, Torian Prince dediğinizde bu isimleri tek bir takıma attığınızda gayet güzel bir tını yaratıyor kulakta. Fakat realite öyle değil. Lakers maçında mesela şahane başlamıştı. Özellikle bench katkısı, yan rol oyuncuları falan. Tabii, çok hariciydi. güzel bir örnekti. Ve fakat kırıldılar, dayanamadılar, maçı tutamadılar. OKC karşısında karşısındaysa mesela Playenin artık son maçıydı tabi o. Yaklaşık işte 3. çeyreğin sonlarına doğru gelinen bir dönemde aslında 9 sayı veya 10 sayı civarındaydı fark. Bir anda Edwards 5 sayı buldu. Evet. Ardından da maç hızlıca koptu. 4. çeyreğin bitimine 7 dakika kala falan seriyi kopardı yani 1-0'ı buldu ve elediler. Şimdi bu doğrultuda baktığınızda Wolves'un aslında Nuggets'la biraz daha iyi eşleşmesini beklerdik bu hı hı. iki maçı görmeseydik fakat Edwards performansını yukarı çekemiyor ve Carl Antonio Towns da belli bölümlerde durağan kalıyor. Hı hı. Haliyle de tabi bu eşleşmenin şansını biraz düşürüyor. Çünkü Nuggets mesela hücum reytingi bakımından ligin 5.si, savunmada da 15.si. Yani ortalama bir savunma reytingi var. Doğru. Fakat hücumda akıcılar oldukça. Wolves ise hücum reytinginde 23. Yani gayet tutuk oynuyorlar hücumda. Son 10 takımda yani. Tabi savunmada da 10. sıradalar. Ama Nuggets'ı durdurmak için bu yeter mi? Bundan emin değilim açıkçası. Doğru. Ben de Denver üzerine şuna baktım. Son 20 maçta 10 galibiyet, 10 mağlubiyetleri var. Playoff'a geldikleri senaryoda. Bununla ilgili son 10 sezonda şampiyon olan takımlara baktım. Son 10 sezonda son 20 maçını oynayan şampiyon takımlar 14 galibiyet almış. E sen Batı'da birinci takımsın, Michael Malone da dedi ki şeyde Rockets yenilgisinden sonra 21 sayı fark yemişti Denver Nuggets. Tüten. Michael Malone direkt net bir şekilde dedi ki abi biz böyle savunma yaparsak ilk turdan eleniriz dedi. Bunun ardından C.J. dikte e, röportaj verdi bir yerde, dedi ki yani genelde playoff ritmi diye bir şey oyuncular arasında evet. vardır hissedersin. İyi bir savunma yaparsan o son döneme işte playoff'lara da hazır girersin. Nagas'ın bu görüntüsünü çok beğenmedim. iyi bir şey değil bu dedi. Ha belki düzelir ama dedi yani bence iyi değil. Çünkü yani son 20 maçta 10'a 10 girmek güzel bir görüntü değil. Çünkü senin ihtiyacın olacak savunma yapılıyor. Demek savunma demek. E, ve o yüzden de şeyi düşündüm. Mesela nasıl 2007 zamanında Dallas'ta böyle birden girdi. Ama bir anda 4-2 Warriors yani öptü geçti. Bitti seri. Yani çok iddialı. Yok yok yani bir şey olabilir anlamında. Yani ben o yüzden Denver için işlerin çok kolay geçeceğini düşünmüyorum zaten buralarda takılırlarsa seri çok zora girer hele hele bir sonraki tabii konferans yarı finali özelinde diyorum özellikle çünkü o taraftan gelecek takım Suns Clippers'ın galibi olduğu için hiç öyle kolay böyle mücadeleyi bırakacak bir ekip olmayacaktır. Hı hı. O yüzden de serinin kilit oyuncusunun ben Jamal Murray olacağını düşünüyorum. Güzel. Eğer ki yüksek hacimli bir hücum performansı ortaya koyarsa serinin kopması adına ciddi bir performans sergilemiş olur. Ben de aynı şekilde bu Denver özelinde bahsettiğim hadiseden dolayı Anthony Edwards kilit isim olarak görüyorum çünkü hücumda eğer bir şeyler yapabilirse dediğim senaryoya gelebiliriz diye hissediyorum tabii ki, tabii ki. X faktör kısmı şimdi değil mi? Mike kandi ve KCP Güzel. arasında gidip geldim İkisine böyle eş bıraktım çünkü Candy çok tecrübeli bir adam KCP de oldukça istikrarlıydı haliyle X faktörün burada belirleneceğini düşünüyorum ben de K KCP diyorum savunma açısından abi gelelim bence son kısmı gene tahmin kısmı. Senin tahminin nedir Denver özelinde? Şunu söylemem lazım tahminimi yapmadan önce. Belirleyici faktör pace. Çünkü Wolves galiba ligin e, tempo bakımından 7. takımıydı. 30 takım içinde 7. idi en hızlı oynayanlarda. Nuggets ise 23. Yani Nuggets maçı izlememiş arkadaşlara bu yanıltıcı gelebilir. Yani bu kadar böyle hücumda akıcı bir takım oldukları için belki hızlı oynuyorlardır diye düşünebilirler. Fakat oldukça ağır oynayan da bir takım. Haliyle Wolves biraz hızlı oynayabilirse, pace'i zorlarsa yani fast break yakalarsa o zaman işler ilginçleşebilir. Fakat aksi takdirde ben 4-1 şeyin Nuggets'ın alacağı kanaatindeyim. 4-1 güzel tercih. Ben de hani böyle bir istatistiklere çok böyle kapıldığım için biraz da duygusal yaklaştığım için 4 2 nugget istiyorum. Ama yani şöyle de baktığımız yani yaptığımız tercihlerde Baran abiyle de konuştuğumuz yani çok böyle ilk ekiplerin kazanacağını düşündük. Yani acaba sürpriz olabilir mi bilmiyorum. Ben eğer bir sürpriz yaşanacaksa şayet nugget serisinden bekliyorum açıkçası. Yani çünkü gene dediğim gibi yani savunma anlamında yani o bir kırılganlık var. Şeyde Anthony Edwards isminde ben hala bir ümitliyim. Bir şeyler yapabilir olabilir. diye düşünüyorum. Eğer bu 8 şehirlik, serilik NBA playofflarına bir sürpriz olursa sanki Denver serisinde yaşanabilir diye düşünüyorum ama göreceğiz tabii. Başka abi ekleyeceğim bir şey var mı? Başka diyeceğim bir şey yok. Genç şotanaklar selam istemişti. Aa, doğru. Bize ve bir selam köşemiz oldu. Ve şey. Görkem'e selam yolluyorum doğru. işte. Kral TV'deki böyle altyazı gibi de onları geçmiş bulundurum. Onlara da selam gönderin. Başka arkadaşlarımız varsa selam gönderme <laughs> istedikleri o videonun altına yazsınlar. Bu videoyu beğenip yorum atarlarsa da çok seviniriz. O zaman görüşmek üzere Görüşürüz. diyelim. Keselim.